Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme kun li veliyyikel hücceti ibnil Hasan. Salavatüke aleyhi ve ala abaih fi hazihi sa'a ve fi kulli sa'a. Veliyyen ve hafizen ve gaiden ve nasira ve delilen ve ayna hatta tuskinehu ve rızeke teva'a. Ve tumetti'ehu fiha tevila bir rahmetike ya erhamer rahimin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Otopsi yapmak eğer faydası olacaksa caizdir. Yani yapılabilir, bir zararı yoktur. Bir kişi vefat etmiştir, ölmüştür. Ve bunun üzerinde bir otopsi yapılmak isteniyor. Eğer o otopsinin faydası varsa, şu şekilde, örneğin kişi meçhul bir şekilde ölmüştür. Bunun ölümünden birileri sorumlu tutulacaktır. Veyahut da yanlışlıkla hapse girilecektir. Otopsi yapılırsa, o mağduriyet giderilecekse otopsi yapılabilir, hiçbir sakıncası yoktur. Ama sadece öyle araştırma amaçlı, keyfi, bu adam niye öldü diye otopsi yapılacaksa bu yapılmaması gerekir. Ama eğer ölüm sebebi şüpheli ise veyahut da tıp açısından otopsi yapılırsa bu adamın vücudundaki farz-ı misal ölüm sebebi iyi bulunur da daha sonraki nesiller için fayda sağlayacaksa yapılabilir, bir sakıncası yoktur. Cümleyi kısaca kullanırsak şöyle diyelim ki biz eğer insanlığa bir faydası varsa otopsinin yapılabilir. Aksi takdirde yapılmaması gerekir. Bu iş bu kadar. Ve burada da Müslüman ile kafir arasında da bir fark vardır. Elden geldiği kadar Müslümanın bedeninin parçalanmaması iyidir. Eğer bir kafirin üzerinde otopsi yapılabilecekse onun üzerinde yapılsın. Müslümanın üzerinde yapılmasın. Ama eğer dediğim gibi bir faydası olacaksa başka bir Müslümana veyahut da insanlığa bir faydası olacaksa otopsinin yapılmasının bir zararı yoktur. Ve organ nakli arkadaşlar caizdir. Organ naklinin bir sıkıntısı yoktur. Ama birkaç noktaya dikkat etmek gerekir. Birincisi şudur ki ölüden yani ölen birisinden organ almanın kesinlikle bir sıkıntısı yoktur. Olabilir. Hiçbir zararı yoktur. Ama canlıdan canlıya organ nakli yapmak, organ verecek kişi, organını bağışlayacak kişi, verecek kişi kendisi ciddi bir zarar görmemelidir. Eğer kendisi ciddi bir zarar görecek ise bunun hayat standartını olumsuz ve çok olumsuz etkileyecekse organını vermemelidir. Kendisi razı olsa da vermemelidir. Ama yok fazla bir zararı yoksa ve hayat standartını çok da etkilemeyecekse organ bağışı caizdir, hiçbir zararı yoktur. Örnek diyelim, bir insan gözünün bir tanesini birine bağışlayabilir mi? Eğer tek gözle yaşamak bunun için çok sorun olmayacaksa, bunun hayat standartını çok değiştirmeyecekse ve bunun görevini, hayatını çok değiştirmeyecekse bir zararı yoktur örnek olarak. Ama eğer bunun zararı var ise, hayat standartını çok değiştirecek ise, evet, vermek caiz değildir. Canlıdan canlıya organ nakli yapmak şarta bağlıdır. Zararı olmayacaksa fazla,
bağışlanması iyidir, doğrudur. Ama eğer kendisi çok aşırı derecede bir zarar görecekse, hayatını etkileyecekse bu defa doğru değildir. Ve herhangi bir hayvandan organ nakli yaptırmak da caizdir, olabilir, doğrudur. Hiçbir sakıncası yoktur. Hatta o hayvan haram hayvanlardan, murdar hayvanlardan olsa dahi bir sakıncası yoktur. Farz-ı misal domuzun herhangi bir damarı veyahut da kalp kapakçığı veyahut da herhangi bir organı canlı bir kişiye nakledilebilir. Bir zararı yoktur. Artık o domuz örneği murdardır ve insanın canında da vücudunda da murdar bir hayvanın parçası olacaktır. Bu nasıl olacaktır? İslam dini diyor ki eğer o hayvanın parçası senin vücuduna girmiş ise ve senin vücudunun bir parçası artık sayılmışsa o caizdir. Artık o murdarlıktan çıkmıştır. Ve tüp bebek olayı. Tüp bebek olayı caizdir. Bir sakıncası yoktur. Ama birkaç şartı vardır. Birincisi şudur ki erkeğin spermi kocasına ait olmalıdır. Bir başkasına ait olmamalıdır. Önemli bir kadındır, evlidir ve çocuk sahibi olmak istiyor. Ama kocasının spermi hiçbir işe yaramıyor. Yani tamamen ölüdür ve bunun o kişiden çocuk sahibi olması mümkün değilse bir başkasının spermi kullanılarak çocuk sahibi olamaz. Bu haramdır, günahtır. Kadın bekar olsa dahi aynıdır. Örneğin kadın bekardır. Herhangi bir kişinin spermi kullanarak hamile kalıp çocuk sahibi olmak istiyor. Bekar olmasına rağmen. Bu doğru değildir. Sperm sahibiyle nikah sahibi nikahlanması gerekir. Onun nikahında olması gerekir ki o spermi kullanıp ondan çocuk yapabilsin. Bu bir. İkincisi o zaman şu neticeye almış olduk ki biz kendi kocasına ait spermi kullanarak tüp bebek sahibi olmanın hiçbir sakıncası yoktur. Sadece spermin başkasına ait olmasın. Önemli olan budur. İkinci olay şudur ki kadın sorunludur ve kadının fiziki yapısındaki sorundan dolayı kadın hamile kalamıyor. Yani kocasında bir sorun yok, kadında da aslında bir sorun yok. Yumurtalıkları tamamen iyi çalışıyor ama kendisi hamile kalamıyor. Kadının yumurtalığıyla, yumurtasıyla erkeğin spermi başka bir taşıyıcı annede birleştirilerek çocuk sahibi olunabilir mi? Olunabilir. Herhangi bir sakıncası yoktur. Örneğin yumurta hanımına aittir. Sperm kişinin kendisine aittir. Sadece bir taşıyıcı anne kullanılacaktır. Bunun da bir sakıncası yoktur. O anne sadece taşıyıcıdır. Doğacak çocuk kesinlikle diğer anneye aittir. Örneğin o yumurta sahibine ait olduğu için ve sperm sahibine ait olduğu için çocuk başka bir kadından dünyaya gelse de, taşıyıcı anneden dünyaya gelse dahi çocuğun asıl anne ve babası kimdir? Yumurta sahibi ve sperm sahibidir. Ama bu çocuk tabii ki o dünyaya getiren anneye de mahrem olur. Çünkü dünyaya getirdiği için ona da mahrem olur. Sperm ve yumurta kime aitse çocuğun da anne babası ona aittir. Neden bu aitlik meselesini gündeme getiriyoruz? Çünkü hukuksal konular var. Bu çocuğun miras alma konusu var. Veyahut da bu çocuktan miras alınma konusu var. Bu çocuğun daha sonra evlenme durumu var.
bu çocuğun babasının ve annesinin kim olması, kim olduğu belli olmalıdır ki yarınsı günü bu çocuğun evliliklerinde de sıkıntı çıkmamış olsun, çıkmasın. İslam dini ondan dolayı sperm ve yumurtalığın kime ait olduğu konusuna önem vermiştir. İlerideki yanlış evlilikleri engellemek için. Örneğin herhangi bir babadan, erkekten sperm alınmıştır ve belli de değildir bu hangi babaya ait olduğu. Ve bir çocuk dünyaya geldi. O çocuk farkında olmadan kendi kardeşiyle ileride bir evlilik yapabilir. Bundan dolayı belli olması gerekir ki bu spermin sahibi kimdir? Bu yumurtanın sahibi kimdir? Nesillerin iyi olabilmesi için, neslin bozulmaması için bu çok önemlidir. Çünkü nesil bozuk olursa toplumun ahlaki düzeni kesinlikle çöker. Bir toplumu yöneten insanlar, bir toplumu idare eden insanların temiz nesilden gelmesi gerekir. Ki o toplum mükemmel bir toplum olabilsin. Aksi takdirde bir toplumu yönetenler, bir toplumun önderleri zinazade olursa, nesli bozuk kişiler olursa kesinlikle onlar o toplumu refaha kavuşturamazlar. O toplumu hidayet edemezler. O toplumu güzel bir yaşama kavuşturamazlar. Ya hep yanlış işler yaparlar. Bu iş böyledir. Doğum kontrolü yaptırmak caizdir. Yani doğum kontrolü yaptırabilir kişi. Bunun herhangi bir sakıncası yoktur. Gerek kadın, gerek erkek doğum kontrolü yapabilirler. Kadın ilaç kullanarak hamileliğini önleyebilir. Bir sakınca yoktur dinen. Hatta kadın asla çocuk olmayacak şekilde dahi doğum kontrolü yapabilir. Yani bir ameliyat geçirerek artık çocuk sahibi olmayabilir. Bir sakıncası yoktur. Ama bu işten kadın zarar görmemesi gerekir. Kadının zarar görmemesi gerekir. Eğer kadın zarar görecek ise doğum kontrolünün yapılmaması gerekir. Ama şunu da eklemek gerekir ki Allah bizden neslimizi çoğaltmamızı istemektedir. Nesliniz çoğalsın diyor. Peygamber Efendimiz bir sözünde şöyle buyurmuştur ki kıyamet günü ben sizin neslinizin çokluğuyla övüneceğim. Neslin çoğalması gerekir ve bundan da hiçbir zaman çekinmeyin ve sakınmayın. Rızkı verenin Allah olduğunu unutmayın. Ve güç istiyorsanız nesil çokluğu gerekir. Ekonomi istiyorsanız nesil çokluğu gerekir. İyi bir soy istiyorsanız nesil çokluğu gerekir. Bu dünyayı ve o dünyayı istiyorsanız nesil çokluğu gerekir. Neslin çok olması kadar faydalı bir şey yoktur. Düşmanlarımız bizim neslimizin azalmasını istemiştir. Bunu gerek yiyecekler vasıtasıyla bize vermişlerdir. Adeta neslimizi kısırlaştırmışlardır. Çocuklarımızı kısırlaştırmışlardır. Bizlere vermiş oldukları yiyeceklerden dolayı. Yiyeceklere katmış oldukları katkı maddelerinden dolayı. Resmen Müslümanları kısırlaştırmışlardır. Ve bu zaman alacağı için bu defa savaşlarla Müslümanların neslini azaltmışlardır. Ve şu anda da yapılan budur. İslam'ın nesli azalması gerekir ki hükmedebilsinler. Şu anda eğer Müslümanlara istedikleri gibi hükmedemiyorlarsa bunun sebebi Müslüman nüfusun fazla olmasıdır.
Ondan dolayı da eğer güçlü olmak istiyorsak, fert olarak veyahut da toplum olarak fark etmez. Fert olarak da güçlü olmak istiyorsan, toplum olarak da, devlet olarak da güçlü olmak istiyorsak, neslimizi çoğaltmak zorundayız. Bize hep yanlış bilgiler pompalayarak kim bakacak, nasıl terbiye edeceksiniz, kim büyütecek, onun yaşam standartlarını daha iyi yapmanız için az çocuk yapın gibi yanlış bilgiler pompalayarak resmen nesil katliamı yapmıştır düşmanlarımız. Bizler Peygamberimizin sözüne bakalım, bizler Allah'ımızın sözüne bakalım, bizler Ehl-i Beyt'in sözüne bakalım ve neslimizi elimizden geldiği kadar çoğaltalım. Ve gençler ellerinden geldiğince genç yaşta hamile kalsınlar. Ve evliliklerinin ilk yıllarında çocuk sahibi olsunlar. Ve ne kadar genç çocuk sahibi olurlarsa nesilleri o kadar sağlıklı olur. Bunlar dikkat edilmesi gereken şeylerdir. Ama bunun da yanında doğum kontrol hapı kullanmak, doğumu engellemek de caizdir. Allah buna müsaade etmiştir. Tabii ki kocasının izni şarttır. Yani kocası eğer çocuk olmasını istiyorsa kadın buna engel olmaması gerekir. Ve çocuk aldırmak günahtır arkadaşlar. Anne karnındaki çocuk 4. ayında canlanır ve ruh sahibi olur. Artık adam olur yani. Ruh sahibi olmadan önce, daha nütfe iken, ruh sahibi canlanmadan önce, eğer anne zarar görecek ise, hamileliğinden dolayı çocuk dünyaya getirdiğinde zarar görecek ise, annenin hayat tehlikesi var ise, çocuk cana gelmeden önce aldırılabilir. Ama çocuk cana geldikten sonra, ruh verildikten sonra çocuğu aldırmak caiz değildir, doğru değildir, haramdır. Ama ruh verilmeden önce de aldırmak haramdır. Dikkat ediniz. Burada sadece fark şudur. Ruh verilmeden önce annenin doğumdan dolayı zarar göreceği kesin ve net ise çocuk aldırılabilir. Ama sadece ihtimal verilerek, yani belki anne zarar görebilir, zarar görme ihtimali vardır, bundan dolayı çocuk aldırılmaz. Aldırılırsa günahtır. Kesin tespit edilirse ki, evet anne bu hamilelikten ve bu dünyaya gelecek çocuktan dolayı canını kaybedebilir. Büyük sağlık sorunu yaşayacaktır. Böyle bir kesin bilgi var ise 4 aydan önce, hamileliğinin 4 ayından önce çocuğu aldırabilir. Ama 4 ayı geçtikten sonra, yani çocuk can bulduktan sonra, çocuğa ruh verildikten sonra anne zarar görse dahi çocuğun aldırılması caiz değildir. Bunun böyle bilinmesi gerekir. Ve bir başka konu, adet geciktirici ilaçlar vardır biliyorsunuz. Adet geciktirici ilaçların kullanılması caizdir. Bir sakınca yoktur. Örneğin bayandır hacca gidecektir ve hacda adet olmak istemiyor. Çünkü ibadetlerinden geri kalmak istemiyor. Adet geciktirici ilaç kullanabilir. Bir sakıncası yoktur. Veyahut da başka bir durumdan dolayı adetinin gecikmesini istiyor. Başka bir aya ertelenmesini istiyor. Bundan dolayı da bir ilaç kullanması gerekir. O ilacı kullanabilir.
adet geciktirici ilaç kullanmanın sakıncası yoktur. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.